Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jabra'nın Elite 10 isimli kablosuz kulaklığını inceleyeceğiz. Öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum. Zaten Jabra biliyorsunuz uzun yıllardan beri donanım sektöründe, yani bu tarz aksesuar sektöründe sıklıkla karşımıza çıkan bir marka. Ama genel olarak baktığımız zaman arkadaşlar, insanların aklına Jabra deyince direkt olarak kablosuz kulaklıklar geliyor diyebilirim. Yani bu da bize Jabra'nın aslında kablosuz kulaklık kategorisinde kendini nasıl ön plana çıkarttığını anlatıyor. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar, kutu içeriğimizde ne var ne yok, bunlara bakarak bir incelememize başlayalım. Şimdi tabii ki şu gördüğümüz olduğunuz kulaklığımız arkadaşlar. Bu kulaklığın yanında kutu içeriğinden çeşitli silikonlar geliyor. Bu silikonları kulak büyüklüğünüze, küçüklüğünüze göre kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve tabii bir de şarj cihazımız geliyor. Şimdi gelelim kablosuz kulaklığımızın tasarımına. Baktığımız zaman arkadaşlar, aslında şu kulaklıklarda biz direkt olarak Jabra'nın tasarım çizgisini hissedebiliyoruz. Biliyorsunuz Jabra'nın senelerden beri kendisine has bir tasarım çizgisi var ve genel olarak bu tasarım çizgisini çok fazla değiştirmiyorlar. Dolayısıyla baktığımız zaman Jabra Elite 10 modelinde de biz bu tasarım hissiyatını direkt olarak görebiliyoruz. Öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum sizlere. Kutu tasarımı gayet hoş arkadaşlar. Yani ne büyük ne küçük, tam olması gerektiği gibi bir kutu tasarımıyla karşı karşıyayız. Kulaklıklar, şöyle açayım, tomurcuk olarak nitelendirdiğimiz tarzda geldiği için alt kısımda, yani şu kutunun hemen alt kısmında arkadaşlar batarya yer alıyor. Bataryaya ayrılan kısım daha fazla olduğu için. Ne demek? Hemen açıklayayım sizlere. Normalde biliyorsunuz saplı kulaklıklarda sap kısmı aşağıya doğru indiği için bataryaya ayrılan kısım o kadar fazla olmuyor. Ama bu tarz tomurcuk şeklindeki kulaklıklarda kutu bataryasına ayrılan kısım biraz daha geniş. Dolayısıyla bu da kutunun kullanım süresini artırıyor. Yani kulaklıklarla kutuyu şarj ettiğinizde arkadaşlar, türevi saplı kulaklıklara göre bunu daha uzun bir süre kullanabiliyorsunuz. Tomurcuk yapısında dedik. Peki bu yapı aslında bizlere neler sunuyor? Gelelim buna. Öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum sizlere. Yine burada bir Jabra kalitesinden bahsetmek gerekli. Çünkü ANC dediğimiz, yani aktif gürültü engelleme özelliği konusunda bu kulaklıklar arkadaşlar sınıfındaki diğer rakiplerine adeta fark atıyor. Bakın hemen kutu üzerinde bir derecelendirme yapılmış. Burada Jabra'nın Advanced ANC, yani aktif gürültü engelleme özelliğinin uçaklarda dahi, yani uçakla seyahat ederken dahi rahat bir şekilde tüm sesleri absorbe edebildiği sizlere gösteriliyor. Buradaki derecelendirmede arkadaşlar Jabra'nın Advanced seviyesindeki yeni teknolojisinin uçak derecesinde olduğu, en aşağıda normal bir aktif gürültü engelleme özelliğinin ise sadece böyle hani bir kafede mafede otururken, yani o tarzda bir gürültüyü engellediği direkt olarak gözler önüne serilmiş. Yani bu kulaklık gürültü engelleme özelliği söz konusu olduğunda gerçekten rakipsiz diyebiliriz. Kutuda böyle yazıyor. Peki deneyimde nasıl? Ben arkadaşlar bu kulaklıkları yaklaşık olarak bir hafta boyunca deneyimledim. Ve bu bir haftalık süre boyunca aktif gürültü engelleme özelliğinin ciddi anlamda çok iyi çalıştığını sizlere söyleyebilirim. Yani bir ortamdasınız ve dış sesleri hiç duymak istemiyorsunuz. Aktif gürültü engelleme özelliğini devreye soktuğunuz zaman ciddi anlamda tüm gürültüleri kesiyor arkadaşlar. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Yani böyle kafedesiniz, ne bileyim dışarıdasınız, metrosodasınız, metrobüstesiniz. Bu tarz yerlerdeyken, dış gürültüler çok fazlayken arkadaşlar, direkt aktif gürültü engelleme özelliğini devreye soktuğunuzda dış dünyayla bağlantınızın kesildiğini söyleyebilirim. Yani gerçekten ultimate seviyede bir ANC özelliği bizlere sunuyor. Bunu size kendi deneyimlerime dayanarak da söyleyebilirim arkadaşlar. Gelelim kulaklığımızın telefonlarla ve cihazlarla uyumuna. Biliyorsunuz söz konusu 3. parti bir üreticiden gelen kulaklık olduğunda bu soru sıkça soruluyor. Yani işte benim telefonumda çalışır mı? Telefonum Xiaomi çalışır mı? Telefonum Samsung çalışır mı? İşte ne bileyim telefonum benim iPhone çalışır mı? Evet arkadaşlar, zaten kutunun arka kısmında hem iPhone hem de Android cihazlarla çalışacağı bizlere net bir şekilde gösterilmiş. Hatta ben bir adım daha ileri gittim. Bunu bilgisayarımda da, yani laptopumda da, Windows 11 yüklü laptopumda da tanımlamayı denedim arkadaşlar. Ve şöyle bir şey yaşandı. Ben daha kutunun kapağını açar açmaz hemen alt kısımda kulaklık bulundu, Jabra Elite 10 eşleştirilsin mi? Evet eşleştirilsin dedim. Ve
kulaklıkla bilgisayarım eşleşmiş oldu. Yani size diyeceğim şu ki bu kulaklığı arkadaşlar Android cihazınıza ki Android cihazlarla test ettik gayet başarılı. Kontrolleri yani biliyorsunuz Jabra'nın hemen şu üst kısımda bir kontrol mekanizması var. Şarkıları ileri geri sarmak için ya da gelen aramayı cevaplamak için. Bu kontroller sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Aynı şekilde arkadaşlar bilgisayarınıza da bende Windows 11 yüklüydü. Direkt olarak dediğim gibi tanıdı ve bu noktada da bana sıkıntısız bir performans sundu. Ben iPhone 15 kullanıyorum arkadaşlar Pro Max. iPhone 15 Pro Max'te de herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Telefonu direkt olarak iOS ile bağladım ve hiçbir sıkıntı yaşamadan Jabra'nın bu kulaklığını kendi telefonumda da rahat bir şekilde kullandım. Yani herhangi bir sıkıntı, sorun, kopma, kesme, donma, sesin kesilmesi gibi problemlerle karşılaşmadım. Dolayısıyla şu sorunuza hemen cevabı vereyim. Benim telefonum Android ya da iOS olur mu? Ben bu kulaklığı kullanabilir miyim? Herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım? Yaşamazsınız arkadaşlar. Ama şu var. Bakın bu önemli. Kulaklık üzerindeki kontroller sizin kullandığınız uygulamaya göre şekillenebiliyor. Bunun arkasında arkadaşlar yani kutunun arkasında Spotify tab işareti. Yani Spotify'ı bu kulaklıklarla rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Ama farklı bir müzik uygulamasında belki tam olarak istediğiniz randımanı alamayabilirsiniz. Bu tüm kulaklıklar için geçerli. Sadece Jabra Elite 10 özelinde söylemiyorum bunu arkadaşlar. Tüm kulaklıklar için bu söylediğim şey geçerli. Şimdi gelelim kulaklığın telefon görüşme performansına. Biliyorsunuz günümüzde söz konusu kablosuz kulaklıklar olduğunda telefon görüşmeleri de bizler için önemli bir kriter. Ben bu cihazla arkadaşlar telefon görüşmeleri yaptım. Yani Elite 10'la telefon görüşmeleri yaptım. Genel itibariyle beni telefon görüşmeleri sırasında yormadı. Bunu sizlere rahat bir şekilde söyleyebilirim. Yani memnun kaldım. Herhangi bir sıkıntı, sorun yaşamadım arkadaşlar. Ve dış sesleri de gayet iyi bir şekilde absorbe edebiliyor. Sesim karşıya gayet net bir şekilde gidiyordu. Şu takılabilir sadece kafanıza. Ya sonuçta bu tomurcuk tasarımına sahip. Dolayısıyla ben şöyle kulağıma taktığımda arkadaşlar bunu. Hani şöyle bir uzantısı olmadığı için acaba sesimi tam olarak algılayabilir mi, algılayamaz mı gibi bir soru işaretiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Dürüst olmak gerekirse hani ben kulaklığı kullandığım süre boyunca böyle bir sorun yaşamadım. Yani sesim karşı tarafa gayet net gidiyordu. Hani rüzgarlı havada da vesaire de herhangi bir problem yaşamadım arkadaşlar. Dolayısıyla karşıdan da ya sesin gelmiyor, işte sesini alamıyorum gibi bir tepki gelmediği için sesimin karşı tarafa hani o sap olmasa bile gayet rahat bir şekilde aktarılabilir. Sizlere söyleyebilirim. O açıdan hani böyle bir soru işareti varsa kafanızda bunu kesinlikle cevaplamış olalım. Şimdi gelelim bir diğer soruya. Malum söz konusu tomurcuk kulaklıklar olduğunda ya acaba kulağımdan düşer mi? Spor yaparken işte koşu yaparken vesaire acaba kulağımdan düşer mi diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu soruyu kendinize sorabilirsiniz. Hemen şöyle iki kulaklığı da ben takmış olayım. Bakın arkadaşlar şu an iki kulaklık da kulağımda takıl. Ben bu kulaklıklarla koşu bandında da yürüdüm. Normal yolda da yürüdüm. Hatta koştum da bir test edeyim dedim. Bakayım hani sallanmada aşırı sarsıntı olduğunda kulaklıklar düşecek mi diye. Hayır arkadaşlar kesinlikle herhangi bir düşme olmuyor. Bakın zaten gayet kulağa oturuyor ve şöyle alıyorum. Bakın bunu da kulağa oturuyor şöyle alıyorum. Yani şu kısımlar kulağınızın içine girdiği için arkadaşlar. Şu da tam bu kulak çeperine oturuyor. Ve kulaklıkların kulağınızdan düşmesi gibi bir sorun yaşamıyorsunuz. En azından ben böyle bir sorun yaşamadım arkadaşlar. Ve şunu da belirteyim sizlere. Ben üzerinde gelen silikonlarla kullandım. Yani ekstra olarak şu silikonu takayım, bu silikonu takayım diye denemedim. Üzerinde gelen silikonlar benim kulağıma pekala tam olarak oturdu. Ha tabii sizin kulağınız küçüktür, büyüktür vesaire. Dediğim gibi içerisinde birçok silikon mevcut farklı boyutlarda. Bu silikonları takarak da yine ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Kendi kulağınıza göre bu kulaklıkları özelleştirebilirsiniz. Şimdi gelelim bir diğer soru işaretine. Bu kulaklık oyunlarda nasıl bir performans sunuyor? Zaten Dolby Atmos desteği var arkadaşlar. Ben bilgisayarda mesela oyunu oynarken bu kulaklıkları bir test ettim. Bakayım dedim hani sağdan gelen sesler, soldan gelen sesler vesaire nasıl geliyor acaba? İnce sesleri ayırt edebiliyor muyum? Adım seslerini duyabiliyor muyum diye. Gayet başarılı geldi bana. Hani sonuç olarak bu bir oyuncu kulaklığı değil. Bunun altını çiziyorum sizlere. Ama ben oyunlardan mobil telefonda oyun oynarken kulaklık kullanıyorum. Bu kulaklık bana iyi bir performans sunar mı diye soracak olursanız. Ben bilgisayarda oynadım arkadaşlar. Telefonda bir mobil oyun oynamadım. Yani oynadıysam da hani şeker patlatma tarzı bir oyun oynadım ama mesela bilgisayarda Counter Strike 2 oynadım. Sesleri, adımları nasıl takip edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz diye. Onda bana gayet başarılı bir performans sundu. Biz bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Demek ki mobil oyunlarda da aynı performansı sunacaktır. Yani oyuncu kulaklığı değil ama ya ben bu kulaklığı alsam hani oyun oynarken acaba
acaba bana verimli bir şekilde performans sunabilir mi? Evet, sunabiliyor arkadaşlar. Bu da yine kafanızda soru işareti oluşturmasın. Gelelim kulaklığın kullanım süresine. Ben bu kulaklığı bir hafta boyunca test ettim arkadaşlar. Hani fabrika verilerini sizlerle paylaşmayacağım. Onları zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Ama ben size şöyle diyeyim. Söz konusu kulaklık olduğunda veriler çok değişken olabiliyor. Yani müziği dinlediğiniz ses seviyesinden tutun da kulaklığı bağladığınız cihaza kadar, kulaklığı kulağınızda tutup hangi modda kullandığınıza kadar, yani şeffaf mod olur, ANC açık olur, ANC kapalı olur. Bunlar kadar pek çok değişken var. Ben şöyle kullandım. ANC'yi genelde açtım arkadaşlar. Yani gürültü engelleme özelliği genelde açıktı. Kulaklığı ilk elime geçtiğinde bir kere şarj ettim. Tam doldurdum yani kutusunu. %60 seviyelerinde doluydu zaten geldiğinde. Tam olarak doldurdum arkadaşlar. Ve hala şu anda %30 seviyelerinde şarjı var. Şarjı bitmedi ve bir hafta yani sadece bu kulaklığı kullandım diyebilirim sizlere. Yani oyun oynadım, görüşmeleri bu kulaklıkla sağladım ve sonuç olarak yine bir haftalık süre boyunca da kulaklığımın şarjı daha %33 seviyelerinde duruyor. Dolayısıyla şarj performansının hani sınıfındaki kulaklıklara göre bir tık daha yukarıda olduğunu söyleyebilirim sizlere. Tabii ki fabrika verilerine baktığınızda size işte şu kadar oynatma, bu kadar çalma zamanı diye sunuyordur ama dediğim gibi bunlar da pek çok değişken söz konusu. Yani bir kulaklık alıp zaten siz atıyorum 10 saat boyunca, 12 saat boyunca kullanmıyorsunuz ki. Günde ne bileyim işte işe giderken, okula giderken, okuldan gelirken, belki okulda, belki iş yerinizde vesaire kullanıyorsunuz. Yani günün kısıtlı dilimlerinde kullanıyorsunuz ya da spor yaparken. Bu süre boyunca da Jabra sizi yoruyor oldu, bırakmıyor arkadaşlar. Bunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Kısaca özetlememiz gerekirse gerek pil performansıyla, gerek ses performansıyla, gerekse de arkadaşlar rahatlığıyla, yani kullanım olsun, kulakta durması olsun, kontrolleri olsun, pek çok avantajı mevcut. Ben Jabra Elite 10'dan memnun kaldım. Gelelim fiyatına. Halihazırda bu kulaklığın fiyatı 4600 Türk lirası seviyelerindeydi arkadaşlar. Tabii ki farklı sitelerde farklı fiyatlar karşınıza çıkabilir ama şöyle bir ortalamasını aldım da 4600 Türk lirası gibi bir fiyata sahip bu kulaklık. Tabii ki daha düşük olan siteler vardı, daha yüksek olan siteler vardı. Dediğim gibi ben ortalama bir fiyat söylüyorum sizlere. Hani bu paraya değer mi diye sorarsanız bence değer arkadaşlar. Şöyle bir durum söz konusu. Kulaklık bir kere sizlere üst seviye yetenekler sunuyor. Yani basit bir kulaklıktaki gibi gürültü engelleme özelliği yok. Yapay zekaya destekli, daha doğrusu yapay zeka tarafından oluşturulan bir ses engelleme sistemi yok. Direkt olarak adamlar kulaklıkların dışına sizin de görebileceğiniz hoparlörler yerleştirmişler. Bu hoparlörler gelen sesleri algılayarak arkadaşlar sesi karşıt sese bastırıyor ve bu seslerin size gelmesini engelliyor. Aynı şey konuşmalarda da geçerli. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Jabra Elite 10'un fiyatını hak eden bir kulaklık olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki yine de son karar sizde. Eğer bu kulaklık hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa arkadaşlar bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bizler de yine elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.